Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ahiret yolculuğuna çıkmadan önce dünya hayatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şekilde yaşamak, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyeleri doğrultusunda ahirete hazırlanmak ve ebedi yurda doğru yol alırken hazırlıksız çıkmamak çok önemlidir. Ancak her nefis ölümü tadacaktır. Bir gün ölüm gelip hepimizi çatacak. Her gün dostlarımızdan, yakınlarımızdan bir takım kardeşlerimizi bu ebedi yolculuğa uğurlamaktayız. Acaba cenaze için neler yapmak gerekiyor veya cenazeye karşı yapılacak işlemler nelerdir ve bu hususta ölmek üzere olan bir kimsenin başında neler yapılır? Bu husustaki fıkhi hükümleri sizlerle paylaşmak istiyorum bu sohbetimde. Değerli izleyiciler, ölmek üzere olan bir Müslüman zahmet vermeyecekse sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Bu mümkün olmazsa ki çoğunlukla bu biraz zor oluyor. Ayakları kıbleye gelecek şekilde başının altına bir yastık konarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında hafif sesle kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid söylenir. Kelime-i tevhidin bu şekilde sen de söyle demeden telkin edilmesi sünnettir. Hasta da bu kelimeyi bir defa söyler, başka bir şey söylemezse artık telkine son verilir. Böylece son sözü tevhid kelimesi olmuş olur. Bu telkini hastanın hoşlanmadığı bir kimse yapmamalıdır. Çünkü ona kızgınlığından dolayı söylemeyebilir. Telkinin tövbe ve istiğfar da ekleyerek söylenmesi daha bir güzel olur. Estağfurullahel-Azim ve Tübileyh, La ilahe illallah vahdehu la şerikele, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü, Estağfurullahel-Azim ve Tübileyh gibi bu şekilde tövbe ve istiğfarla birlikte kelime-i tevhidin ve kelime-i şehadetin söylenmesi ölmek üzere olan bir kişiye muhtazar diyoruz. Onun başında çok güzel olur. Buna telkin deniyor. Bir hadis-i şerifte kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer buyurulmuştur. Bu bakımdan son sözünün kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet olmasını arzuladığımızdan dolayı ölmek üzere olan kişinin yanında bunlar söylenir. Ayrıca yanında Yasin ve Ra'd surelerini okumak da güzel görülmüştür. İslam alimleri bunu güzel görüyorlar. Hak vaki olup ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim ettikten sonra muhtazar, ölmek üzere olan kişi son nefesini verdikten sonra çenesi tülbent gibi bir şeyle çekilerek başının üstünde bağlanır. Gözleri yumulur, elleri yanına konur, ayakları birleştirilir. Ayakları baş parmaklarından birbirine hafif bir iple bağlanır ki bu şekilde son nefesini verdikten sonra cesedinin daha düzgün bir konumda olması bağlamında. Elbiseleri soyularak üzerine bir örtü örtülür. Şişmesini önlemek için de karnın üzerine ağırca bir şey konur. Bunları yapan kimse hep şöyle dua etmelidir. Bismillah ve ala milleti Rasulillah. Allah'ın adıyla ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere diyerek ey Allah'ım bunun işini kolay et. Kendisine bundan sonrasını kolaylaştır. Onu sana kavuşmakla mutlu kıl. Gitmekte olduğu alemi ona terk ettiği bu dünyadan daha hayırlı eyle. Bu şekilde dua eder yanında bu işleri yapan kişi sevgili izleyiciler. Yanında güzel kokulu şeyler bulundurulur. Mümkünse serince bir yerde tutulur cenaze. Yanında gusül yapması gereken kişiler bulunmaz. Yani cünüp ve benzeri gusül yapması gereken kişiler yanında bulunmaz. Yıkanıncaya kadar cenazenin bulunduğu odada Kur'an okunması mekruhtur. Başka bir yerde okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Diğer odalarda, başka yerlerde. Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinde de tam bir örtü bulunuyorsa eğer cenazenin, kendisine yakın oturulmaksızın o geniş salonun söz gelimi diğer bir tarafında gizlice Kur'an-ı Kerim okunmasında da herhangi bir kerahati olmayacağı kitaplarımızda ifade edilmektedir. Sevgili izleyiciler, cenaze yıkandıktan sonra yanında Kur'an-ı Kerim okunabilir.
Ölümü yakınlarına ve komşularına haber verilir. Ölüm haberinin çeşitli yollarla duyurulması sünnettir. Tanıyan kişilerin, kardeşlerinin, dostlarının, akrabalarının ona karşı son görevini yapmaları için bu duyuru sünnettir. Tekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin vefatını ashabına haber vermiş. Kendisine bildirilmeden defnedilen bir cenaze içinde bana neden haber vermediniz diye serzenişte bulunmuştur. Sevgili izleyiciler, bir Müslümanın ölümünü duyurmak için sala vermek gerekir mi sorusu akla gelebilir. Sala ülkemizde ölen bir Müslümanın ölüm haberini duyurmak için okunmaktadır malumunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ölümün sala okunarak duyurulduğuna dair dini kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bununla birlikte ölümün o bölgedeki insanlara böyle bir salat-ı selam okunarak duyurulmasında bunu zorunlu dini bir uygulamaymış gibi algılamadıkça bir sakınca yoktur. Ölen kişinin bir an önce yıkanıp kefenlenmesi ve namazının kılınıp defnedilmesi müstehaptır. Ölen bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek, üzerine namaz kılıp defnetmek Müslümanlara farz-ı kifayedir. Bazıları bu görevi yaptıkları takdirde diğerlerinden de sorumluluk kalkar. Fakat kimse yapmazsa hepsi sorumlu olurlar. Ölen kişinin arkasından ağlanır mı? Yani acaba sevdiğini kaybeden, yakınını kaybeden bir takım insanlar elbette üzülürler, ağlarlar. Bunun hükmü nedir? Bununla ilgili bir kısa açıklamada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, ölen kişinin arkasından üzülüp sessiz bir şekilde ağlamak insani bir durum olup rahmet-i ilahinin bir tezahüründen başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim ölünce onun mübarek gözlerinden yaşlar akmış. Yine ölmek üzere olan bir torunu kendisine haber verilince gözlerinden yaşlar boşanmıştır. Sebebi sorulunca da bu Allah'ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur buyurmuşlardır. Allah ancak merhametli olan kullarına merhamet eder demişlerdir. Sevgili izleyiciler, elbette ölüm acıdır ve bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman bundan dolayı acı duyar ve ızdırap çekeriz. Bunun acısını hissederiz ama bağırıp çağırarak, kapaça yırtarak, efendime söyleyeyim, isyan edercesine ağlamak dinen caiz değildir. Yasak olan sesli bir şekilde bağırıp çağırarak ağlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musibete uğradığında yakasını paçasını yırtan, yüz ve yanaklarına vuran, cahiliye işlerine çağıran kimseler bizden değildir buyurmuşlardır. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerden bağırıp çağırarak, yaka paça yırtarak ağlamanın yasaklandığı anlaşılmaktadır. Sevgili izleyiciler, Müslüman ölüleri hayır ile anmak, onların güzel hallerini söylemek, kötülüklerini söylemekten kaçınmak Müslümanlar için bir vazifedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: ölülerinizi güzel halleri ile anınız, kötülüklerini söylemekten çekiniz. Öyle ki bir İslam ölüsünde, bir Müslüman ölüde görülüp iyi haline delalet eden güzel koku veya yüzünün nurlanması gibi şeyleri söylemek müstehaptır. Anlatılabilir bunlar. Fakat fena bir koku veya yüzünün kararması gibi şeylere müşahede olunmuş ise bunları söylemek haram kabul edilmiştir, gıybetten sayılmıştır. Çünkü biz bilemeyiz neden kaynaklanır. Bir hastalığından veya kendi özel bir durumundan, bilmediğimiz bir durumundan kaynaklanabilir. Hüsnü zanda bulunmak gerekiyor. Bu bakımdan bu tür şeyleri anlatmak haramdır ve gıybetten sayılmıştır. Bunlardan sakınmak gerekiyor ama gördüğümüz güzel halleri paylaşmak, anlatmak da müstehap kabul edilmiştir dinen. Sevgili izleyiciler, cenaze vefat ettikten sonra tabii yıkanacaktır. Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstehaptır. Geciktirmemek gerekiyor. Bunun için önce cenaze, malumunuz teneşir denilen yıkama yerine, ayakları kıbleye doğru olacak şekilde arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle 3, 5 veya 7 defa tütsülendirilir mümkünse. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri bir örtü ile örtülüp elbiseleri tamamen çıkarılır. Cenaze yıkayan erkek veya kadın yıkayıcı farz olan yıkama görevini, bu yıkama görevi farzdır, bunu yerine getirmeye niyet eder ve besmele ile cenazeyi yıkamaya başlar. Yıkama bitinceye kadar da "Gufraneke ya Rahman, ey Rahman olan Rabbim, senin mağfiretini dilerim, senin affını dilerim" der. Yıkayıcı eline bir bez alarak örtünün altından ölünün avret yerlerini temizler ilk önce. Sonra abdest aldırmaya başlayarak
önce cenazenin yüzünü yıkar. Ağzına ve burnuna su vermez çünkü içine gidebilir. Yalnız dudaklarının içini ve dudaklarının içini ve dışını, burun deliklerini, göbek çukurunu parmakla veya parmağına sardığı bezle mümkün olduğu kadar siler. Ondan sonra elleri ile kollarını yıkar. Sahih olan görüşe göre başını da meshedip ayaklarını da geciktirmeksizin hemen yıkar. Böylece cenazeye abdest aldırılmış olur. Abdesti tamamlamış olur. Peki çocukta böyle bir şey yapmak gerekir mi? Çocuk ölünce buna bu şekilde abdest aldırılması gerekmiyor çocuğa. Ölü olarak düşen bir çocuk ise bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez. Cenazenin abdest işi tamamlanınca üzerine ılık ve tatlı su dökülür. Saç ve sakalı taranmaksızın yıkanır. Kitaplarımızda böyle hatmi şeklinde bir kokudan söz ederler. Varsa güzel kokulu bu ot ile yıkanması tavsiye edilir. Ancak günümüzde güzel kokulu sabunlar var. Bu sabunlarla yıkamak uygun olur. Sonra sol tarafına çevrilerek önce sağ tarafı bir defa yıkanır. Sonra sağ tarafına çevrilerek sol tarafı yıkanır. Böylece sağ ve sol yanları üçer defa yıkanır. Daha fazla yıkanabilirse de artık fazla yıkamaya gerek yoktur. Bundan sonra cenaze hafifçe kaldırılır. Bu kaldırışta cenaze yıkayıcının göğsüne veya eline ve dizine dayandırılır. Sonra karnı hafifçe ovulur. Bir şey çıkarsa su ile yıkanıp giderilir. Yeniden abdest aldırılması ve vücudunun tamamının yıkanmasına gerek yoktur. Ancak değerli izleyiciler, şişip dağılma noktasına gelmiş böyle bir cenazenin üzerine yalnızca su dökülerek, su dökülmekle yetinilir. Abdest aldırma, ovma yapılmaz orada. O tür işlemler gerekmiyor onun için. Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez değerli izleyiciler. Yıkandıktan sonra havlu benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefene sarma aşamasına gelmiş olur. Başına ve sakalına güzel kokulu bir şey konması veya sürülmesi güzel görülmektedir. Secde yerleri olan alın, burun, eller, dizler ve ayaklara da güzel koku sürülmesi uygun görülmektedir. Ölünün yıkanacağı yer kapalı olmalı. Yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir. Bu hususta onun mahremiyetine riayet etmeli. Ölünün bize bir emanettir. Onun mahremiyetinin korunması bu bakımdan sadece yıkayanlar ve ona yardım edenler onu görmelidirler. Bir ölüyü ona en yakın olan kimse veya takva sahibi güvenilir bir kimse yıkamalıdır. Erkek olan ölüyü erkek, kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Bu yıkayıcılar abdestli bulunmalıdır. Bunların cünüp, hayız ve nifas hallerinde olmaları ve yıkayıcının gayrimüslim olması mekruhtur. Ancak zaruret durumları bunun dışında, zaruret durumları ile ilgili ayrı hükümler vardır. Bu normal durumlar için bu söylediğimiz hususlar değerli izleyiciler. Suda boğulmuş olan bir Müslüman, yıkamak niyetiyle üç defa suda hareket ettirilerek yıkanır. Onun diğer yıkayış şekli gibi yıkanması gerekmiyor. Sevgili izleyiciler, yıkandıktan sonra sıra geliyor cenazenin kefenlenmesine. Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine kefenleme, tekfin muamelesi denmektedir. Cenazenin kefenlenmesi Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Kefenleme, geride kalanların vefat eden mümine karşı cenaze namazı ile birlikte yerine getirecekleri son görevlerden biridir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölen din kardeşinin cenazesinin teçhiz ve tekfinini üstlendiği zaman bu işi güzelce yapsın buyurmuşlardır bir hadis-i şeriflerinde. Ölen erkek veya kadın her Müslümanı bedenini örtecek şekilde bir giysiyle kefenlemek farzdır biliyorsunuz. Bu farz görevini yapmayan Müslümanlar günahkar olurlar. Müslümanlardan bir kısmı bunu yerine getirince diğerlerinin üzerinden bu vazife düşmüş olur. Bir zaruret olmadıkça kefenlemenin sünnet üzere olması gerekir. Sünnet olan kefen erkekler için 3 parça, kadınlar için 5 parçadır. Erkeklerinki boyun kısmından ayaklara kadar uzanan bir yakasız gömlek, kamis diyoruz buna.
baştan ayağa kadar uzanan ve bir boy entarisi mesabesinde olan izar, buna da izar deniyor. Ve bütün vücut için bir dış sargı yerinde olup baştan ayağa kadar uzanan ve baş ve ayak tarafları düğümlenecek şekilde bulunan bir örtü, buna da lifafe denmektedir. Kadınlarda ise bunlara ek olarak bir baş örtüsü ve bir de göğüs örtüsü bulunmaktadır. Kefenin beyaz beyaz olması, pamuk bezinden yapılması daha faziletli olarak görülmüştür. Gelenek olarak da umumiyetle beyaz patiskadan kefenler yapılmaktadır. Kefenin temiz olması önemlidir. Önemli olan bu. Yeni veya eski ise yıkanmış olması fark etmiyor. Önemli olan temiz olması. Kefen olarak kullanılacak bez çok basit ve adi veya çok pahalı olmamalı. Ölünün mal varlığına uygun olarak temin edilmelidir. Kefenler mümkün olduğu kadar iyi ve güzel olmalıdır. Çünkü bir müminin yanında götürebileceği yegane şey kefenidir. Hele varlıklı olanların ki adi olmamalıdır. Kendi haline uygun bir kefeni olmalıdır. Ancak sünnet olandan öte bir uygulamaya gidilmesi, israfa kaçırılması da dinen hoş karşılanmamaktadır. Özellikle varisler arasında muhtaçlar veya çocuklar bulunursa asla israfa gidilmemelidir. Kefen konusunda sünnet üzere olanla yetinilmelidir. Kefenler daha ölülere sarılmadan önce tek adet olarak birkaç defa güzel kokulu şeylerle tütsülenir. Önce lifafe tabut içine veya hasır ve kilim gibi bir şey üzerine serilir. Onun üzerine de izar yayılır sevgili izleyiciler. Daha sonra cenaze, kamis, kefen gömleği içinde olarak izarın üstüne konur. Bu durumda ölü erkek ise izar önce soluna, sonra da sağına getirilerek sarılır. Ondan sonra lifafe de aynı şekilde sarılır. Açılmasından korkulursa kefen bir kuşak ile de bağlanabilir. Ölü kadın ise saçları ikiye ayrılarak, uzun saçı var ise eğer bu ölen hanım müminin, kefen gömleği üzerinde, göğsü üzerine konur. Bunun üzerine de yüzünü de örtecek şekilde başörtüsü konur. Sonra üzerine izar sarılır. İzarın üzerinden de göğüs örtüsü bağlanır. Daha sonra lifafe, o geniş dış örtü sarılır. Göğüs örtüsü lifafeden sonra da bağlanabilir. Sevgili izleyiciler, her şahsın kefeni kendi malından karşılanır. Kefen harcamaları borçtan, yapılan vasiyetten ve varis hakkından öncedir. Ancak borç karşılığı olarak bırakılan rehin maldan kefene harcama yapılamaz. Rehin alanın hakkı çünkü bu konumda daha önde gelmektedir. Geriye mal bırakmamış olan bir ölünün kefen masrafı, hayattayken nafakasını temin etmekle yükümlü bulunduğu kimselere aittir. Böyle kimsesi bulunmazsa hazine tarafından karşılanır. Bu da mümkün olmazsa Müslümanlar tarafından kefen temin edilmesi farzdır. Müslümanların üzerine farzdır. Zorunluluk halinde ise bunlar tabii bu anlattığımız sünnet üzere olan kefenin şekli idi buraya kadar tarif ettiğimiz. Ama zorunluluk halleri olabilir. Yani ki yeterince kefen bulunamayabilir. Zorunluluk halinde başka bir şey bulunamadığında bütün vücudunu örtecek bir bez kullanılarak kefeni kifaye dediğimiz asgari olarak bu zaruret halinde bu tür uygulamalar yapılabilir. Bu durumda sevgili izleyiciler, kadın veya erkek kendi durumuna göre, hani kadınların kadın kefeni, erkeklerin erkek kefeni gibi durumlara bakmaksızın mevcut konumlarına göre kefene aynı şekilde erkek olsun, kadın olsun bulunabilen, zaruret durumlarında bulunabilen bir beze sarılmak suretiyle defnedilirler. Sevgili izleyiciler, önemli olan dünya hayatında ahiret için hazırlıklı olmak ve ahiret yolculuğuna hazırlıklı olarak çıkmaktır. Ancak bir Müslüman olarak kendi yakınlarımız, eşimiz, dostumuz başında bulunabiliriz. Bizim bulunduğumuz bir ortamda kendisine ölüm gelip çatabilir. Öyle bir durumda şaşırıp kalmamak, bir Müslüman olarak ölmek üzere olan kimseye karşı nasıl davranmalıyız? Onun yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazı için hazırlanması aşamalarında nasıl davranmalıyız? Bu konularda üzerimize ne gibi görevler tertip etmektedir? Bunları bilmek de bir Müslüman olarak
vazifemizdir. Bu asgari bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştım. Detaylı bilgiler için ilmihal kitaplarımıza ve fıkıh kitaplarımıza başvurulabilir. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken ahiret yolculuğuna hazırlıklı olarak çıkmayı, arkamızda da mümin, muvahhid bir nesil bırakmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin diye dua ediyorum.